Tamamız. Şimdiki mevzumuz şöyle, soğuk savaş döneminde bu sefer neyi görüyoruz? Türkiye'yi görüyoruz. Yani Türkiye'de neler olup bittiğine bakacağız. Nereye gelmiyor? Bir latife var ya, dinlersen gelir falan diye. Evet, buyurun. Buyursunlar. Şimdiye kadar biz soğuk savaşta dünya genelindeki olayları gördük. Şimdi Türkiye'yi göreceğiz. Geçen hafta da zaten kısmen, geçen derslerde daha doğrusu değinmiştik. Türkiye daha çok hani perspektifini çizerken neye yönelikti? Batı bloğuna yönelik. Bunun tabii en önemli sebebi neydi? En önemli sebebi SSCB tehdidi. Rusların yani Türkiye'yi tehdit etmesi. Özellikle Rusya'nın Boğazlar'da üs istemesi. Türkiye'den üs ister. Sonra daha önce bize verdiği Kars, Ardahan, Brest-Litovsk'ta vardı ya, onları tekrar, onlar üzerinde hak iddia edince Türkiye'nin tek başına Sovyetlere karşı koyabilecek bir gücü yok. Mecburen kendisini Batı'nın kalkanı altına almak zorunda kalmış. İşte Batı'nın kalkanı altına girebilmek için de Türkiye'nin üye olduğu örgütlerden biri NATO. Bu 1949'da kurulmuştu. Türkiye'nin buraya üyeliği ne zaman? 1952 yılı. Şimdi bu çok basit. Ne çok basit? Politikamız Batı eksenli ya, Batı'ya yönelik, Batı bloğuna yönelik. Şimdi Türkiye niye Batı bloğuna yakınlaştı, NATO'ya üye oldu? SSCB tehdidi bir. Avrupa'dan yardım alabilmek için iki, ki biz daha önce görmüştük. Truman doktrini vardı, Marshall planı vardı, Türkiye oralardan yardım alıyordu. Bir de NATO'nun kalkanı altına girdiğinde, şimdi mesela NATO'nun örneğin kaç ülkesi var? Mesela 31 tane ülkesi var. Şimdi bir devlet, NATO üyesi bir devlete saldırdığında diğer devletlerin de o saldırıya uğrayan devletlerin tarafını tutması lazım. Yani diyelim ki SSCB sana saldırdığı zaman kime saldırmış olacak? Ayrıca 31 tane artı devlete saldırmış olacak bu kalkan. Sonra bir şey daha var. Olaya tersten bakacağız. Tersten nasıl bakıyoruz? Şimdi onlar niye mesela bu kadar bizim yanlarını almak istiyorlar, parasal değer veriyorlar vesaire? Bak, aynı mantık. Aynı mantık ne? SSCB'yi çevrelemek. SSCB'nin daha da etkin hale gelmesini, genişlemesini engellemek için. Bir de buradaki en önemli şey ne? Türkiye'nin jeopolitik konumudur. Çünkü Rusya ile Türkiye komşu. Rus'a karşı üs kurmaya kalkıyorsun ya mesela. Türkiye'ye füze yerleştirebiliyorsun. Ondan sonra Türkiye'ye getirip denizaltıları yerleştirebilirsin. SSCB'ye karşı Türkiye'yi üs olarak kullanabildikleri için Türkiye'yi davet etmişler. Ha, Türkiye ne kadar ısrarcı, kararlı olduğunu gösterebilmek için bir savaşa katılmış. Zaten NATO'ya girmesindeki en önemli sebeplerden biri o. Neymiş savaşımızın adı? Kore Savaşı. Şimdi çok defa soru oldu. Yine soru olur. Türkiye'nin sınırları dışında savaştığı ilk savaş hangisidir derse. Türkiye'nin Misak-ı Milli, zaten sınırları dışında demek, Misak-ı Milli dışında, aynı mantık. Dışında savaştığı ilk savaş hangisidir derse, ya da Türkiye'nin başka bir devlete yardım etmek için işte asker gönderdi, ilk savaş hangisidir derse, hepsinin cevabı ne oluyormuş? Kore. Yalnız Kore'de küçük bir farklılık vardı, onu kaçırmamamız lazım. Şimdi bir Kore'yi görürsek, bu Kore'si, adı Kore Savaşı ama savaş Güney Kore ne savaşıydı? Kuzey Kore Savaşı. Şimdi Kuzey Kore'nin safını tutan SSCB, buranın tarafını tutan kimdi? Amerika Birleşik Devletleri. Biz şuradan katılıyoruz. Tamam mı? Zaten Türkiye bu savaşa Amerika'dan sonra en fazla asker gönderen ülke Türkiye'dir. Bir tugay göndermiş yani o zaman. Komutanı da var, Tahsin Yazıcı diye. 700'e yakın şehit ve gazisi vardır Türkiye'nin. Bu savaştaki en kahramanca savaşı da şöyle bir şey vardır. Kuruni muharebeleri vardır. Yalnız bak, şimdi şöyle bir fark var. Kuruni muharebelerinin bir tarafı Türkiye'dir, bir tarafı Çin'dir. Fakat savaş Kore Savaşı. Bak, içinde Koreliler yok. Şimdi Türkiye kimin safında katıldı? Batı bloğunun safında. Çin neydi? Komünist. Çin hangi grubun içerisinde olaya dahil olmuş? SSCB'nin içerisinde. İşte Türkiye Kore Savaşı'na asker gönderdiği için de 1952 yılında Yunanistan'ın da desteğiyle Türkiye ne olur? NATO üyesi olur. Tamam mı? Ve ben bütün bunları anlatıyorum ya, şimdi anlatacağımız her şey şöyle, 1950-1960 arası olayları görüyoruz. 1950-1960 arası Türkiye'de hangi iktidar partisi vardı derse, Demokrat Parti.
bize Cumhurbaşkanı'nı sorarsa kimdi diye Celal Bayar, Başbakan'ı sorarsa kimdi diye bu kadar olay yaşanırken kimmiş? Adnan Menderes. 1950'ye kadar olan olaylarda kim var? İsmet İnönü. 50 ile 60'ta olan olaylarda DP, Celal Bayar ve Adnan Menderes olacak. Çünkü bir tane pakt var. O paktın ismi neymiş? Balkan Paktı. Balkan Paktı 1953 yılında. Şimdi üyelerine bir bakalım. Kimmiş üyesi? Türkiye. Ondan sonra Yunanistan. Bir de Yugoslavya olmak üzere. Şimdi bu üçü bir blok oluştururken neye karşı oluşturmuşlar? SSCB tehdidine karşı. Yani dış politikada da Atatürk döneminde vardır ya, Balkan Antantı 1934. Yalnız o zaman değişikti. Hangi ülkelere devletlerin saldırgan? İngiltere ile Almanya, İngiltere mi dedi? İtalya ile Almanya, Hitler ile Mussolini'nin saldırganlığı. Burada SSCB'nin saldırganlığı. Yalnız şimdi Yugoslavya'yı hatırlayalım. Yugoslavya'yı biz işlerken ne diye gördük? Komünist bloğun içerisindeydi. Tamam mı? Sonra başta kim vardı? Tito vardı. Sonra bak, paktın oluşum tarihine bakın. 53'ün bir özelliği daha var. Stalin ölmüş. Stalin ölünce yine hatırlayın. Biz dedik ki Tito bundan sonraki, hem demiş ki Doğu bloğunun lideri ben olmalıyım. Ayrıca Doğu bloğunun lider ülkesi de kim olmalı? Yugoslavya. Fakat Kruşev olmuştu. Sonra hepsini birleştirin puzzle'ları. Bu ne zaman? 53. Sonra bağlantısızlar bloğu vardı. Ne zaman kurulmuştu? 1955. Yani bundan 2 sene sonra kurulmuş. Yugoslavya bu gruptan ayrılıp hangisine geçti? Batı bloğuna yakınlaşmaya başladı. Ondan sonra bu sefer tarafsızlar grubuna geçip bağlantısızlar diye Hindistan, Mısır, Çin dörtlüsüyle beraber Bandung'da bağlantısızlar grubunu koruyorlardı. Kuruyorlardı. Şimdi mantık ne? Mantık aynı. Birine saldırı olursa diğerine saldırmış olur. Taraflar birbirine saldırmayacaklarının garantisini veriyorlar. Balkanlar neresi? Batı. Şimdi Türkiye nereyi güven altına almış oldu? Batı sınırını güven altına almış oldu. Sonra yine bu dönemde meydana gelen bir olay daha var. Onun da adı neymiş? Bağdat Paktı. Şimdi adı üzerinde Bağdat Paktı ya, bunun üyelerinden biri kim oldu? Türkiye. Aslında kuranlar kim? Türkiye ile Irak kurmuş. Sonra kim buna üye olmuş? İran üye olmuş. İngiltere üye olmuş. Ondan sonra Pakistan üye olmuş. Aynı şey. Birine saldırı olursa diğerine saldırı yapılmış sayılır. Birbirlerinin sınırlarına, bağımsızlığına saygı. Hangi devletin tehditkar tutumlarına karşı kurmuşlar yine? SSCB. Fakat yıl olmuş 1958. 1958'de Irak'ta darbe olur. 58'de. Kral 2. Faysal vardır. Onların sülalesine Haşimiler denir. Böyle 37-38 belki 40'la yakın kraliyet ailesi var Irak'ta. Fakat Irak halkı bu durumdan rahatsız. Çünkü her ne kadar Irak bağımsız bir devlet gibi dursa da İngilizlerin hegemonyası altındadır. Tamam, yani tam bağımsız bir ülke değil. Onun için böyle Abdülkerim Kasım diye o zamanın asker kökenli biri. Ondan sonra Irak'taki bütün herkes bir olur. Askerler dahil olmak üzere. Yani bizde askeri darbeler yapılırken sadece asker yapar ya, burada halk da büyük bir kesim katılım gösterir. Şimdi darbe yaparlarken niye darbe yapıyorlar? Irak'ta darbe yapılma sebebi, diyorlar ki biz artık krallıkla yönetilmekten vazgeçelim. Sonra İngilizlerin sanki bir tane ülkesiymiş gibi olmaktan vazgeçelim. Bağımsız olalım. Darbe yapılınca Kral 2. Faysal tahttan indirilmiş, öldürülmüş. O öldürülünce Irak'ta neye geçilmiş? Cumhuriyete. Sonra bu darbe yapanların bir özelliği var. Diyorlar ki biz Araplarla daha böyle yakın olmalıyız. Tamam, Araplarla hep işbirliği içinde olmalıyız. Şimdi önceki kral kiminle hep işbirliği içindeydi? İngiltere ile. Ha, öyle olunca da şimdi bu bir pakt ya. Bu pakttan çekilir Irak. Şimdi Irak bu pakttan çekildiği zaman paktı Türkiye'ye taşıyoruz. Paktın adı ne oluyormuş? CENTO oluyormuş. Merkezi haber örgütü gibi bir şey CENTO. Mesela bir defa şöyle sordular. Hatta alancılara iki defa soruldu. Bir defa tarihçilere sordular. Ankara'ya taşınınca adı ne oldu diye. Değil mi? Ondan sonra kime sordular? Ondan sonra da sosyal bilgilercilere sordular. Aynı soruyu. Taşınınca Ankara'ya adı ne oldu? CENTO. Sonra da bir defa lisanslara soruldu. Lisanslara ne soruldu? Hangi ülke çekilince Bağdat Paktı dağılmıştır diye. Hangisi çekilince? Irak. Neden dolayı? Darbe olduğundan dolayı. Ve bunların hepsi kimin döneminde olmuş?
Demokrat Parti döneminde olmuş. Yani NATO'ya giriş Demokrat Parti dönemi, Balkan Paktı Demokrat Parti dönemi, Bağdat Paktı Demokrat Parti dönemi. Bu nasıl sona ermiş? Bunun tarihine bakın. Bu 1953. Bir sene sonra 1954'te dünyanın gündemine diyelim bir şey düşer. Neymiş adı? Kıbrıs. Şimdi Kıbrıs'ın her zaman savaş halinde olan iki devlet var, iki taraf var. Yani bir hangisi? Türkiye, öbür hangisi? Yunanistan. Burada aynı paktın içindeler. Bir sene sonra Kıbrıs meselesi başlayınca da zaten paktın bir önemi, bir özelliği kalmaz. O gündür, bugündür. Zaten Türkiye ile Yunanistan hep savaş hali içerisinde. Şimdi var mı buraya kadar soracağımız, söyleyeceğimiz bir şey? Bak bunlar soru olursa hiçbir sürpriz değil. Tamam mı? NATO'ya üyelik, ondan sonra zaten Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar sık sık tercih edilip sorulan bir şey. Şimdi biz başlarken neyle başladık? Şuradan. Demokrat Parti, şimdi onu göreceğiz. Yani Türkiye'de çoğu partili hayata kalıcı geçişi göreceğiz. Çünkü biz daha önce gördüğümüzde neyi görmüştük? Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri diye gördük. Bir hatırlarsak terakkiperver Cumhuriyet Fırkası vardı. Doğru mu? Sonra o Şeyh Said isyanı nedeniyle kapatılmıştı. Sonra 5 sene sonra, yani 1930'da Atatürk'ün isteğiyle Fethi Okyar ikinci muhalefet partisini kurmuştu. Onun adı neydi? Serbest Cumhuriyet Fırkası. Fakat o da böyle rejim karşıtlarının çok üye olması sebebiyle Fethi Okyar'ın kendisi tarafından ne yapılmıştı? Kapatılmıştı. Bir daha da Atatürk'ün sağlığında çok partili hayata geçirmesine müsaade edilmemiş. Ve yıl olmuş 1945. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. Şimdi niye çok partili hayata geçiyorsun? Adı üzerinde çok parti olsun. Bir, demokrasi olsun. İki, muhalefet olsun. Üç, hükümeti eleştirecek bir grup olsun. Dört, farklı fikirler meclise yansısın. Beş, bir de dış etkiler var. Çünkü Türkiye bir şeye üye olmaya gittiği zaman diyorlar ki tek parti var. Yani sizde demokrasi yok. Çok partili bir kültür yok. Bak bir de Marshall Planı hatırlıyor musunuz? Truman'ı. Onlar ne zaman? 47-49. Ben ne anlatıyorum şimdi? Türkiye şart koşuyorlar. Mesela Birleşmiş Milletler'e üye olabilmen için, bizden yardım alabilmen için, Batı bloğuna yakın olabilmen için çok partili hayat olması lazım. Yani yine teşbihte hata olmaz. O zaman Türkiye İsmet İnönü neye benzetiyorlar? Mesela Hitler'e benzetiyorlar, tek parti. Yani diktatör olarak değil, sonuçta tek parti. Ya da Mussolini mesela, krallık gibi bir şey. İşte iyi niyetinizi gösterin diyorlar. İşte İsmet İnönü de o zaman Türkiye'de parti kurulmasına müsaade etmiş. Yani yasayla müsaade ediyorsun. Şimdi çok önemli, karıştırmayacağız. İlk kurulan parti hangisiymiş? Milli Kalkınma Partisi. Bunun kuruluşu 1945. Mesela bunu sordular. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi diye. Ama tabii sorarlarken şimdi Türkiye ilk muhalefet partisi dersen Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olur. O ne diyorlar? Ya İsmet İnönü devrine ekliyorlar. Tam ya da kalıcı çok partili hayata geçiş diye ya da Atatürk'ten sonra diye ekliyorlar. Öyle birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bunun bir kurucusu var. Kurucusu kimmiş? Nuri Demira imiş. Şimdi Nuri Demira çok önemli bir adam. Yani siyasete geçmeden önce Nuri Demira'dan birkaç bir şey söylememiz lazım. Nuri Demira Türkiye'de ilk yerli uçağı yapan adam. Uçakların ismi de ND'dir zaten. Nuri Demira. Tamam, hani bizde var ya Boeing, sonra o diğerinin adı ne? Bir tane daha meşhur var ya, bir Boeing'ler var, bir de bir firma daha var, Fransız firması. Hani iki tane meşhur uçak var. İşte bizimki de kendi baş harflerini yapar. Sonra Nuri Demirağ'ın başka ne özelliği var? Nuri Demirağ Türkiye'nin ilk sigara şeyleri var ya, kağıtları. Onu mesela dışarıdan alıyorlarmış, onun ilk fabrikasını açan adam. Türkiye'nin ilk demir yolu müteahhiti. Türkiye'nin ilk paraşütlerini yapan adam, yerli paraşüt. Adamın bütün işi gücü hep yerli sanayiymiş. Zaten Demira soyadı ne? Demir yolları çok yaptığı için onun müteahhiti ya, oradan almış yani Demira. Sonra bizim savunma sanayi o zaman buna demiş ki işte uçakları yap, seri üretime geç, biz senden alırız. Sen yurt dışına satamazsan da adam yapmış. Sonra işte ekonomik krizdir, bilmem nedir, dünya savaşıdır falandır filandır diye adam almamışlar. Almayınca bütün uçakları boynunda kalmış. Tabii şu uçaklar derken yüzlerce değil, zaten 6-7 tane ya. Defalarca yetkililerle görüşmüş, kimse derdine derman olamamış. Çünkü adam fabrikasını kapatmış. Sonra çok partili hayata geçiş olunca kendisi muhalefet yapmak için kendisi parti kurmuş. O siyasetten bir beklentisi yokmuş adamın. Yani hani haksızlığa uğrayanlar olduğu zaman seslerini duyurabilsinler diye o yüzden parti kurar. Fakat CHP'ye karşı bir etkinliği yok. Sonra bir yıl geçsin. Bak şimdi bir fark var, işte onu karıştırmayacağız. Bir yıl geçtikten sonra Türkiye'de bir parti daha kurulmuş.
O partinin ismi hangisi? Demokrat Parti. 1946'ın 7 Ocağı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin hani serbest bırakıldıktan sonra İnönü döneminde ilk muhalefet partisi hangisidir dediler? Milli Kalkınma. Tamam mı? Sonra aynı soruyu bir daha sordular. İlk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap anahtarı demokrati istedi. Neden? Çünkü şıkta Milli Kalkınma yoktu. Anladınız mı? Sizi nasıl yönlendirdiğini. Tamam mı? Yani orada mesela Milli Kalkınma yoksa ondan sonra neyi alman lazım? Demokrat Parti. Şimdi gelelim Demokrat Parti'ye. Demokrat Parti'nin kurucularından bir tanesi Celal Bayar. Bir tanesi Adnan Menderes. Ondan sonra bir tanesi Fuat Köprülü. Bir tanesi de kimmiş? Refik Kor Altan. Şimdi var daha böyle ön plana çıkanlar. Bunlar CHP milletvekili. Zaten CHP'nin içinde hele Celal Bayar çok da etkilidir CHP içerisinde. Sonra CHP bir tane kanun çıkarmış. 1945'lerin sonlarına doğru. Ha, şimdi biz o kanuna bir isim verelim. O kanunun adı şu. Çiftçiyi topraklandırma kanunu. Şimdi biz bunu inkılap tarihinde falan şöyle görürüz. Toprak reformu diye görürüz. Yani devletin hazine arazilerini alıp olmayanlara vereceksin. Herkesin toprağı olacak. Bu. Ama bu biraz farklı. Buradaki farklılık şu. Buradaki farklılık toprağı çok olandan alıp olmayana veriyorsun. Şimdi bunların ne özelliği var? Bunlar hepsi CHP milletvekili olabilir. Büyük çoğunluğunun büyük çiftlikleri var. Mesela Adnan Menderes'in Aydın'da devasa bir çiftliği var. Sonra devlet kanun çıkarmış. 5000 hektarın üzerinde arazisi olanlar olmayana toprak verecek. Diyelim ki senin mesela 7500 hektar arazin var. 2500'ünü devlet senden alıyor kanunen. Tamam mı? Mülküne el koyuyor. Senin özel mülküne. Şimdi tabii Adnan bu olaya bakarken ya çoktur versin bilmem ne falan diyebilirsin. Siz verir misiniz? Mesela diyelim ki 200 trilyon servetin var. Yani adam biri dese ya bana bir trilyon ver. Şimdi hiçbirimizde yok diye ulan olsa veririm dersin. Ama olduğu zaman kimse vermez. Yani ona bir trilyon ver öbürüne ver. Kimse öyle yapmaz. Tamam herkes öyle ya da böyle para biriktirme yoluna gider. Bu adamlar da vermek istememişler. Sonra kendi partilerinin çünkü kanun kabul edilmiş. Yani tabii aslında biraz ona benziyor. Yani. Aslında ikisinin ortası gibi bir şey yani. Tamam mı? Şimdi böyle olunca bu dört adam kendi partilerini eleştirirler. Şimdi o eleştirdikleri yazıya ne deniyormuş? Dörtlü takrir denir. Takrir zaten yazı demek. Dört kişiler diye tarihe dörtlü takrir diye geçmiş. Yani kendi partileri olan CHP'nin demokrasiden uzaklaştığı, anayasanın kurallarına uymadığı, Atatürk dönemiyle CHP'nin şimdiki anlayışının bağdaşmadığına dair bir metin hazırlarlar. CHP galiba Celal Bayar'ı değil de diğerlerini ihraç eder. Parti disiplin kuruluna sevk ediyorsun. Sonra partiyle bağını kesiyorsun. Bunlar ihraç edilince Celal Bayar'ın kendisi de partiden istifa eder. İşte bu istifa eden 4 kişi gidip 7 Ocak 1946'da bir parti kurmuşlar. O partinin adı neymiş? Demokrat Parti. Bir de onların bir söylemi var, sloganı. Yeter söz milletindir diye. Şöyle bir el işareti gibi bir şey vardır. Yeter, dur anlamında kullanılan bir tabir. Şimdi bu partiyi kurdun. Halk tabanında çok büyük bir teveccüh der ya eskiler. Yani insanlar böyle yığınla partiyi seviyormuş, sahip çıkıyorlarmış. Yani çünkü yıllarca gelen tek parti bıkkınlık yaratır insanlarda bir saatten sonra. Ne kadar iyi olursa da olsun fark etmez. Bir saatten sonra işte düşüşe geçersin. CHP'ninki biz 46'dan bahsediyoruz ya 23 yıldır var. Tek başına var. Böyle bir şey ortaya çıkınca da insanlar yığınla bu partiye üye olurlar. Şimdi şöyle olacak. CHP normalde seçimler 1948 yılında olması gerekirken CHP seçimleri erkene almış. 46'yı almış. Demokrat Parti 5-6 aylık partiyken. Şimdi niye böyle bir şey yapmış? O zaman düşünmüşler. Demişler ki biz seçim süresini beklersek seçime daha 2 sene var. Bunlar bütün teşkilatlarını vesaire sistemlerini her şeylerini kurarlar. Bize tam rakip olurlar. İşte tam böyle her şeylerini kurmadan baskın seçim diyorlar buna. 46'da yapılan seçime. Şimdi 46'da gidip seçip yaptıkları zaman bak yanlış bir şey olmasın. Birinci parti yine CHP çıkar. Tamam mı? Birinci parti yine CHP ne olur? Tek başına iktidar olur. Şimdi Demokrat Parti'nin ne ezberi var? Bak Demokrat Parti'nin ezberi şu. Demokrat Parti Türkiye Cumhuriyeti'nde seçimle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren ilk parti.
giren ilk parti. Şimdi bu ne demek? Mesela biz Atatürk döneminde parti gördük ya, Terakki Perver'le SCF'yi. İkisi de seçim görmez. Yani ikisi de CHP'nin olduğu bir seçime girmemişler. Denk gelmemiş yani. Zaten şeyin ömrü, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın ömrü 4 aydır. Diğerinin ömrü de Kasım'da kuruldun, Haziran'da kapatıldın. Kaç ay? İşte 8-9 aydır seçim görmezler. Bir tek seçim görüp bir kısım milletvekili çıkarıp mecliste muhalefet olan ilk parti hangisidir dendiği zaman hangisi oluyormuş? Demokrat Parti oluyormuş. Şimdi aslında benim kurduğum bir kısım cümleler ve bundan sonra kuracağım bütün cümleler neredeyse soru olarak sorulmuş zaten. Tamam, bütün hepsi tamamıyla, ama bu sorulmayacağı anlamına gelmez. Şimdi gelelim şuna. Şimdi 1946 seçimleri ya, bak 1946. 1946 seçimleri Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili ilk seçim. Yani aynen böyle sordular. Türkiye tarih istiyor senden. Sen cevap anahtarında 1946'yı işaretleyeceksin. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partiyle ilk defa hangi yıl seçimlere gidilmiştir? CHP girdi, bir de kim girdi örneğin? Demokrat Parti. Şimdi çok oldun. Tamam, bu bir soru. Daha önce sormuş olan KPSS sorusu. Sonra yıl yine 1946. 1946'da tek dereceli seçim sistemi ilk defa uygulandı. Soru da aynen buydu. Türkiye tek dereceli seçim sistemini ilk defa hangi yıl kullanmıştır? Cevap anahtarında yine neyi arıyorsun? 1946 yılını arıyorsun. Şimdi tek derece ne? Çift derece ne? Bak şimdi şöyle bir şey. Tek dereceli şu. Tek dereceli şu anda yaptığımız. Sabah evden çıkarsın, oy kullanma şeyin varsa, ehliyetin. İşte evden çıkıyorsun, okula gidiyorsun. Ondan sonra istediğin partiye oy veriyorsun. Senin imzanı bir şey alıyorlar. Çıkıyorsun, gidiyorsun. Bu tek dereceli seçim sistemi. Şimdi çift dereceli nasıl? Şimdi çift dereceli derken de bak, Osmanlı Devleti'nin ilk seçimi ne zamandır bilen var mı? İlk defa Osmanlı Devleti'nde milletvekilleri seçimi ne zaman yapılmış? Vallahi bunu bilmiyorsanız gerçekten durum vahim. Ne zaman? Ya ikinci meşrutiyet niye olsun canım? Yani olursa birinci meşrutiyet olur. Ya neden iki olsun? Ha? Tamam. Mesela ne zaman, işte onu söylüyorum. Birinci meşrutiyet 1876. Kanun Yasası'nın özelliği odur. Yani mesela meşrutiyet anlatılır ya bize, mesela işte meşrutiyet kanunu ne anlatılıyor? Oy kullanma anlatılır. İnsanlar ilk defa gidip milletvekili olabilirler. Bazıları da ilk defa milletvekili seçimlerinde oy kullanır. Şimdi benim anlatacağım bu çift dereceli seçim sistemi Osmanlı Devleti'nin 1876'sından 1946 yılına kadar kullanılmış. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir icadı değil bu. Tamam mı? Osmanlı'da da hep böyle kullanılmış. Şimdi bak. Tabii rakamlar hep sallamasıyor. Diyelim ki mesele var. 30 milyon seçmen var diyelim. Tamam mı? 30 milyon seçmen. Yani oy kullanma hakkı olan 18'ini doldurmuş. İlkokul mezunu. Ondan sonra işte ne bileyim, o bir yıl ne derler ona? Tahsilli suçlar hariç bilmem ne yapmayan, ondan sonra falan filan 30 milyon insan var. Sonra dedim ya, rakamlar böyle sembolik olsun. Diyelim ki kaç milletvekili var? Mesela 500 milletvekili. Sonra hesaplıyorlar. Diyorlar ki seçmen bu kadar, milletvekili sayısı bu kadar. Örneğin mesela diyelim ki her 50 bin insana bir milletvekili düşüyor. Yani 50 bin insan bir milletvekili seçer. Toplamda kaç milletvekili eder? Mesela 500 milletvekili. Tamam mı? Şimdi mesela 50 bin insan diyelim, 500 milletvekilini seçti. Bak ben dedim ya, tamamıyla sallamasyon. Diyelim ki kaç milyon kişi etti? 2,5 milyon kişi etti. Doğru mu? Oy kullanacak insan sayısı kaç? 30 milyon. Ama oy kullanması gereken insan sayısı kaç? Heh, şimdi mesele bu. Mesele 30 milyonun içinde kim 2,5 milyon? Bu nasıl belirleyeceksin? Şimdi orada şart var. Şart ne? Diyorlar ki senin milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmen için şehirde oturman lazım. Bir. Bankada az ya da çok paran olacak. İki. Üzerine bir şey, mülk olacak. Tamam mı? Yani bu ev olabilir, işte apartman falan filan, neyse yani. Bu ve buna benzer şeyler var. Şartlar var. Bunlara uyuyorsa ancak gidip milletvekili seçimlerinde oy kullanabiliyorsun. Zaten bak. Mesela benim bu şartı, söylediğim şartları şu anda mesela uygulamaya kalksalar bu sınıfta herhalde bir tek ben oy kullanırım. Bak hepiniz diskalifiye oldunuz mesela.
Tamam, bir tek herhalde bana uyar yani o şartlar. E şimdi böyle olunca diyelim ki benim gibi gülüyorlar, öyle değil mi? Niye öyle değil mi? Yani şu var mı üzerinde mülk olan? Aranızda iki kişi var. Bankada parası olan var mı? Diyelim ki mesela az ya da çok dediğim bir ölçüsü var. Diyelim ki 50 bin liranın üzerinde olan var mı? Hem mülk var. Hem mülk var, hem 50 bin lirası varmış. En azından. Yani hem ama ikisi bir arada olacak. Hem üzerinde mülk olacak, hem de bankada diyelim ki 50 bin liradan mesela üzerinde mülk var mı? Yok. Bak elendi gitti mesela. Senin 50 bin liradan fazla paran var mı Abdullah? Yok. O da elendi gitti. Varsa da artık söylemiyorlar. Oğlum alın o biriniz ona. Parası da varmış. Niye? Mülk, esas mülk de olaydı. Şansın çoktu da mülk yok. Belki vardır, söylemek istemedi. Zaten erkeklerin hepsi birden o tarafa bir baktılar. Herkes beni bir bıraktı, erkekler. Hem mülk hem 50 bin. Bir de üstü şeyi çizmedik. Yani 50 binin ne kadar üstü? Şimdi bak, diyelim ki bu benim saydığım şartlarda da bu şartları sağlayan 10 milyon insan var. Şimdi bir daha söyleyeyim. Oy kullanma şansı olan insan sayısı 30 milyon. Tamam mı? Şartı tutan insan sayısı 10 milyon ama oy kullanması gereken insan sayısı 2,5 milyon. İşte siz sıradan insanlara düşen şey, siz gidip 10 milyonun içinde o 2,5 milyon kim olacak onu seçeceksiniz. Bak, siz bir defa gittiniz seçime, bu bir derece. Bir defa seçim yaptınız. Tamam mı? Sonra 10 milyonun içinde o 2,5 milyonun kim olacağını bulduk. Bunlar da pazar günü sandığa gittiler. Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceklerse, bir de onlar oy verdi. Kaç oldu? Çift derece bu. Tamam mı? Tek derece ile çift derece arası. Yani tek derecede hiç kimseye sormana, etmene falan gerek yok. Kendi gidip sandığa oy bırakırsın. Çift derecede şartı tutanların içerisinden sana düşen şey o azınlığı seçmek. İşte iki defa seçim olduğu için bir derece, iki derece diye uygulama yoluna gitmişler. Ha şimdi bu mesela tartışılabilir, eleştirilebilir. Kiminin dünya görüşüne göre doğrudur, kimine göre yanlıştır. Ama mesela bir mantık var. Mantık nedir? Tek derece daha demokratiktir. Çünkü sen diyelim ki adam gitti A partisine oy verdi. Ben ona oy verdim ama belki ben B partisine oy verecektim mesela. Tamam mı? O yüzden demokratik değil. Ama bizde hani meşhur bir laf vardı bir ara. Diyor ya, benim oyumla çobanın oyu bir mi? İşte o kadının anlatmaya çalıştığı şey buydu. Yani o söylerken üslubu yanlıştı. Yani kendini ifade etmekte yanlış oldu. Çünkü hakikaten şehirde oturmakla, üniversite mezunu olmakla, bilmem ne olmakla, bir de sadece oy kullanma hakkı aynı şey değil ama sonuçta dünyada demokraside genel geçer kabul gören bir şey vardır. 18'ini dolduran herkes, kısıtlı değilse, yani herhangi bir engel yoksa, istediği partiye oy verir. İster okuma yazması olsun, ister olması. Bu en demokratidir. Bir de şimdi bu tek dereceli sistemi uyguladık ya, bu soru, bu da soru. Tamam mı? Soru. Sonra bak yine 1946, bak bunları unutmayın. Tamam mı? 1946 seçimleri yapılırken açık oy, gizli tasnif, yani sayım yapılmış. Yani sen gidip oy kullandığın zaman herkes görüyor. Görmeli de zaten senin kime oy verdiğini. Fakat diyelim ki akşam oldu, bitti mesela saat 5. Sayıma geçtikleri zaman herkes çıkarıyorlarmış. O sandık kurulunda kim varsa onlar sayıyorlarmış. Kimse görmeden, zabıt altına da almıyorlar. Kamera, mamera vesaire, o tür şeyler yok. Sonra Türkiye'de 1948'de seçim sisteminde değişikliklere gidilmiş. Tamam mı? 48'de. Şimdi 48'de seçime gittin ya, bu değişikliği yaptın. Şimdi bunu ne zamanın değişikliği olarak yaptın? Yani bunu ilk defa ne zaman kullanacaksın? 1950 seçimlerinde. Çünkü seçimler 4 yılda bir. Bir seçimi ne zaman yaptık? 46. 48'de seçim sisteminde bir takım değişikliklere gittin. Bunu ilk defa nerede göreceksin? 50 seçimlerinde. Şimdi 1950 seçimlerinde şimdiki gibi olmuş. Gizli oy, açık sayım olmuş. Artısı var. Artısı nedir? Belediye başkanlarının, meclis üyelerinin, encümen diyoruz ya, onların sandık kurulunda olması yasaklanmış. O zamana kadar mesela CHP il başkanısın, sandık kurulu başkanı da olabiliyorsun. Ya da işte falanca partinin encümenisin, sandık başkanı da olabiliyorsun. Mesela şu anda dikkat edin.
sandık başkanlarını hep kimden seçerler? Devlet memurlarından seçerler. Özellikle öğretmenlerden. En başta öğretmenlerden. Neden? Ah, bak durdunuz. Neden? Bu vatandaşlık sorusu, anayasa sorusu. Çünkü devlet memurları partilere üye olamazlar. Tamam mı? Yani en azından kağıt üzerinde tarafsızdırlar yani. Tamam mı? Ondan dolayı devlet memurlarından seçerler. Ha çok zorda kalırlarsa mesela sivilden başvuranlar falan filan oluyor ya, onlar ancak. Yoksa ilki öğretmenlerdir. Sandık kurulunu genelde öğretmenler oluşturur. Ya da nüfusta ne bileyim işte tapuda şurada burada çalışan memurlar da olur. Genelde ama onlar yardımcı olurlar. Genelde öğretmenleri tercih eder. Ben kendim de yapmışım sandık kurulu başkanlığı ama sıkıntılı bir iş. Ben mesela merakımdan girdim. Ulan demeli nasıl bir iş acaba bu? Ya öyle işte ama orada da çok garip şeylerle gelip işte ikide bir tembih ediyor. Ya dikkat edin bilmem ne. Ben de mesela şimdi sen düşünüyorsun ya, diyorsun ki ben bu gelip bana söylüyor ama niye söylüyor ki? Ben zaten yapmam diyorsun. Mesela ben kendi hayal dünyamda öyle dedim. Zaten ben insanlar oy kullanıyorlar ediyor. Bana ne be mesela şu partimi kazanmış. Ben niye hile yapayım ki zaten işin içine? Ama sonuçta rahatsız oluyorsun yani. Tam mı onun içerisinde? Amca oğlum fırıncı da bir yaptı mesela. Kim? Amca oğlum. Fırıncı mı? He. Ya ne yaptı? Sizin yaptığınız sandık görevlisi. Sandık görevlisi olabiliyorsun. Partilerin temsilcileri de sandık kurulunda yer alır. Ama sandık kurulunun başkanı olamazlar. O zaten devletin onlara verdiği bir hak. Tamam mı? Orada bir sıkıntı yok. Tamam ama sonuçta onlar kimin emrinde? Sandık başkanlarının emrinde yani. Tamam mı? Dedim ya, tarafsızlıktan dolayı genelde memurları tercih etme yoluna gidiyorlar. Şimdi elde ne oldu? Gizli oy açık sayım. Şimdi bu da soruydu. Açık oy gizli tasnif 46. Tersini söyledik. Gizli oy açık tasnif sayım ilk defa hangi seçimlerde uygulanmış? 1950 işaretliyorsun. Sonra 1948'de kurulmuş ama aslında 50'ye de kadar da gelir kanunu. Ne kurulmuş? YSK. YSK nedir? Yüksek Seçim Kurulu. Hani yüksek mahkeme gibi bir şey. Kararlarına karşı temyiz olup kapalı. O ne derse öyle oluyor. Son sözü onlar söylüyor ya. Bunlar hep seçim sisteminde yapılmış olan değişiklikler. Şimdi 1950'ye kadar bunu yaptın ya. Şimdi baştan şuradan görelim ama benim biraz şurayı temizlemem lazım. Çünkü bunu söyledikten sonra şöyle geçiş yapacağız. Bakınız. Şimdi 1946 seçimleri, 1950 seçimleri, 4 yılda bir ya, 1954 seçimleri, 4 yılda bir 58 olması gerekirken o yıl bir yıl erkene almışlar. 57 normalde, bir de 1961'de olması lazım ama arada bir şey olacak. O yüzden görmez Demokrat Parti. Şimdi 46'da CHP tek başına ne oldu? İktidar oldu. Yine birinci parti. Demokrat Parti'yi söyledik. 46 seçimlerinde ne oldu? Demokrat Parti muhalefet. Seçimle meclise giren ilk parti. Sonra 50 seçimleri, 54 seçimleri ve 57 seçimleri. Önce şunu söyleyeyim. Aslında 46'dan başlayıp söyleyeyim. Şunda uygulanan sistem arkadaşlar, çoğunluk sistemi. Çoğunluk sistemi demek ne demek? Mesela Urfa'da kaç milletvekili çıkıyor şimdi? 14 mü? 14. Hangi parti oyların yarısından bir fazlasını alırsa, çoğunluk yani, bütün vekilleri çıkarıyorsun. Şehir barajı yok. Ülke barajı diye bir şey yok. Diyelim ki Urfa'da kaç bin insan oy kullanıyor? Mesela 100 bin. 100 bini desem 50'yi nasıl söyleyeceğim? Evet, saltı yani. Yok, 50 bin bir kişi falanca partiye oy verse o 14 milletvekilinin hepsini çıkarır. Diğerlerine dağılmıyor yani, çoğunluk sistemi. Ha bu niye söylüyorum? Çünkü şu 50 seçimlerinde Demokrat Parti galiba %47 mi ne? Ona yakın bir şey alıyor. CHP'ninki de %40 falandır. Fakat Demokrat Parti çıkarır 400'e yakın milletvekili, CHP çıkarır 41 milletvekili. Anladınız mı mevzuyu? Yani biri %47 alıp 400'e yakın milletvekili çıkarırken biri %40 alıp 40 milletvekili falan çıkarıyor. O çoğunluktan kaynaklı işte. Yani şey yok, seçim barajı dağıtma falan filan o tür şeyler yok ya. O zamana kadar hep öyle uygulanmış. Şimdi 1950 seçimlerine geldim. Kendimlerden bir tanesi o. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti hem birinci parti hem de tek başına iktidar partisi. Şimdi Türkiye'de Demokrat Partililerin kullandığı bir tabir var. Demokrat Partililer 1950 seçimlerine ne diyorlar? Beyaz ihtilal diyorlar. Beyaz ihtilal. Çünkü onlara göre 46 seçimlerine CHP
hile mile karıştırdı. O yüzden şey yapamadık, işte birinci parti olamadık falan filan derler. Ama burada birinci parti oldukları için Türkiye'de yeni bir sayfa açtıklarını düşünürler. Şimdi bu söylediklerimin hiçbirini unutmayın. Tamam mı? Söyleyeceklerim de hiçbirini. Zaten bazıları daha önce sorulmuş olan KPSS sorusu. 1950 seçimlerinde birinci parti kimdir derse Demokrat Parti. Ondan sonra CHP'nin 27 yıllık kesintisiz tek başına iktidarlığını bitiren parti hangisidir derse hangisi oldu? Demokrat Parti. 1950-60 arası Türkiye'de tek başına iktidar olan parti hangisidir derse? Bak, Demokrat Parti. Türkiye'de 23 ile 50 arası tek başına CHP'dir. Tamam mı? Tek başına. 50 ile 60 arası tek başına Demokrat Parti, 60 ile 61 arası askeri junta, sonra Türkiye'de koalisyon hükümetleri başlar. Tamam mı? İşte bu 2000'li yıllara kadar da devam eden, onu şeyden, darbelerden sonraki seyir içerisinde göreceğiz. Şimdi şunu yaptık, bunu. Bakınız, bunu karıştırmayın. Bize Demokrat Parti'nin ilk başkanı kimdir derse Celal Bayar'dır. Tamam mı? Demokrat Parti'nin ilk başkanı Celal Bayar. Sonra Demokrat Parti'nin tek başbakanı kimdir derse Adnan Menderes. Yani 1950-1960 arası tek başbakan Adnan Menderes. Tek partinin, Demokrat Parti'nin. Celal Bayar'a ne oldu? Celal Bayar, Celal Bayar Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı oldu. Kaçıncı Cumhurbaşkanı oldu? Üçüncü Cumhurbaşkanı. 50 ile 60 arası Türkiye'de Cumhurbaşkanı kimdir derse kim oluyormuş? Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Celal Bayar. 3 oldu. Fakat Celal Bayar'ın bir özelliği daha var. Celal Bayar ilk sivil Cumhurbaşkanı'dır. Sivil. Atatürk asker kökenlidir. İsmet İnönü de asker kökenlidir. Celal Bayar Galip Hoca diye hatırlamamız lazım. Celal Bayar'ı. Celal Bayar maliyecidir. Yani ekonomisttir. Hatta hatırlarsınız İş Bankası'nın ilk genel müdürlüğünü yapıyordu. 31'lerden itibaren kalkınma planlarının başına Maliye Bakanı olarak getirildi. Atatürk'ün son başbakanı daha önce KPSS sorusuydu. İsmet İnönü'nün de ilk başbakanı. İsmet İnönü kimmiş? Bunların hepsinin cevap anahtarı Celal Bayar. Çünkü şöyle bir şey var. Eskiden cumhurbaşkanlarını kim seçerdi? Meclis seçerdi. Ve her seçime gittiğinde cumhurbaşkanlığı düşüyor. Tamam mı? Cumhurbaşkanlığı. Mesela bizler de şu anda öyle. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde meclis erken seçime giderse cumhurbaşkanlığı biter. Eskiden öyle değildi 7 yılken. Cumhurbaşkanları 7 yılına seçildiğinde sen bir defa seçildin, ne olursa olsun 7 yılını tamamlıyorsun. İstersen meclis arada 50 defa Türkiye'de şeye gitsin, seçimlere gitsin, seni etkilemiyor. Ama burada neden Celal Bayar Cumhurbaşkanı? Çünkü Cumhurbaşkanı kim seçiyor? Meclis. Meclisin çoğunluğu kimin elinde? Demokrat Parti'nin. Her seferinde Celal Bayar'ı seçiyorlar. İşte Celal Bayar Cumhurbaşkanı oldu ya, onu buraya gönderdik. Şimdi partinin genel başkanlığı boşta kaldı. Partinin genel başkanı kim oldu? Adnan Menderes. Partinin genel başkanı aynı zamanda ne olur? Başbakan olur. O zamanki sistem içerisinde. Dolayısıyla da başbakan Adnan Menderes, Cumhurbaşkanı kim oldu? Celal Bayar olmuş oldu. Ha, şunu da illa söyleyeceksek, Fuat Köprülü Dışişleri Bakanı olur. Refik Koraltan da Türkiye Cumhuriyeti'nin neyi oluyormuş? Meclis Başkanı oluyormuş. Şimdi 50'de tek başına iktidar Demokrat Parti, 54'te tek başına iktidar Demokrat Parti, 57'de tek başına iktidar Demokrat Parti. Kaç seçim kazanmış? 3 seçimden tek başına iktidar olarak çıkmış. İşte 61'de Türkiye seçimlere gideceği zaman arada bir kesinti var. O kesintinin adı neymiş? Askeri darbe. Şimdi orada bir şey açın. Demokrat Parti dönemi gelişmelerini bazen çünkü tercih edilebiliyor. Şu arada şunu geçtik. O Millet Partisi'ni Fevzi Çakmak'tan dolayı sorulabilir. O Millet Partisi'ne dikkat edelim. Şimdi Demokrat Parti'nin kuruluşunu gördük ya. Demokrat Parti ne zaman kuruldu? 46. 1948'de Demokrat Parti'nin politikalarını beğenmeyen bazı Demokrat Partililer partiden ayrıldı. Bizde de günümüzde de oluyor yani, bazıları şu partidendir, bir saatten sonra başka. İşte o 48'de kurulan partinin adı neymiş? Millet Partisi. Şimdi bunu niye özellikle söyledim? Bunu söylememin sebebi partinin Fahri Başkanı kimmiş? Fevzi Çakmak. Fevzi Çakmak kimdi? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk genel
kurmay başkanıydı. Yani ayrılık yaşamışlar, ayrılmışlar. Sonra bu parti CHP ile birleşir. Sonradan CHP ile tekrardan ittifak kurma yoluna giderler. Şimdi o Demokrat Parti dönemi gelişmelerine bakın. Şunu söyledim zaten. YSK'yı 1950'de kurulmuş. Bizde şöyle bir algı vardı. Diyorlar ya İsmet İnönü Atatürk'ün fotoğraflarını kaldırmış etmiş falan filan. Şimdi bakınız o zamanki 1924 anayasasında kural var. Kural ne? Kim cumhurbaşkanı olursa paranın arkasına onun resmi asılır. Kim cumhurbaşkanı olursa devlet dairelerine onun resmi asılır. Şimdi kim cumhurbaşkanı oldu Atatürk'ten sonra? İnönü. Halil paranın arkasına kimin resmi basılacak kanunen? İsmet İnönü. Ya da devlet dairesine kimin resmi asılacak? İsmet İnönü. İşte Demokrat Parti geldiğinde demiş ki kim başbakan olursa fark etmez. Hep paranın arkasında kimin sadece resmi olur? Atatürk'ün. Hep devlet dairelerinde sadece Atatürk'ün resmi olur. Bunu getirmiş Demokrat Parti. Yani kanunu değiştirmişler. Orada Ticaniler diye bir şey var. Ona bir duyun sadece ne olduğunu. Ticaniler. Ticaniler arkadaşlar böyle nasıl bir örgüt. Böyle Atatürk'ün heykellerini, büstlerini baltalarla maltalarla yıkan bir örgüt. Hani putperestliktir, bilmem nedir falandır filandır diye ona tarihte Ticaniler diyorlar. Onun için Demokrat Parti döneminde yapılan bir şey daha var. Atatürk'ü koruma kanunu diye bir kanun çıkarılmış. Yani sen Atatürk'ün maddi manevi şahsiyetine yönelik bir saldırıda bulunduğun zaman şu anda kaç yıldır bilmiyorum ama 1 ile 3 yıl arası o zaman cezası var Atatürk'ün şahsiyetine. Şimdi büstü yıktığın zaman yine şahsiyeti olmuş olacak. Çok önemli, hiç tercih edilmedi mesela şu ana kadar. Atatürk'ün naaşı ne zaman Anıtkabir'e taşınmış? Demokrat Parti dönemi. Hangi yıl? 1953 yılında. Kim cumhurbaşkanı iken? Celal Bayar. Kim başbakan iken? Adnan Menderes. Nereden taşınmıştır derse Etnografya Müzesi'nden. Anıtkabir'in yapımına CHP döneminde başlanır ama yapımın bitimi Demokrat Parti dönemidir. O zaman taşınmış. Bunu kesinlikle unutmayın. Altta ODTÜ var. ODTÜ soru oldu daha önce. Üniversiteleri çok soruyorlar. Üniversitelere dikkat edin. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesi hangisiydi? İstanbul Üniversitesi, Atatürk dönemi. Atatürk döneminin tek üniversitesi İstanbul Üniversitesi. İsmet İnönü döneminde bir üniversite, iki üniversite kurulmuş. İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi. Tamam mı? Şimdi o tekniği sonra göreceğiz ne işe yaradığını, yani neden kurduklarını. Çünkü onlar KPSS'de yine bize lazım olacak. Bir de 46'da Ankara Üniversitesi kurulmuş. Şimdi Demokrat Parti'ye kadar kaç oldu? İstanbul Üniversitesi. 44'te İTÜ, 46'da Ankara Üniversitesi. Sonra 56 ya da 57 tarih yazmış mıyım? 56'ymış. 56'da ODTÜ kurulur. Şimdi bak, biz ne gördük sizinle? Çevreleme politikası, Batı ekseni falan filan. Şimdi mesela Batı bloğu askeri bir teşkilat kurdu. Neydi? NATO. Para verdi Truman Marshall. İşte hukukta şurada burada bir olalım Avrupa Konseyi'ni kurdun. İşte yerimizi bilelim, ticari ilişkileri geliştirelim, OECD'yi kurdun. Bir de Amerika her yerde üst müs kuruyormuş ya, bir de üniversite kuruyormuş Amerika. O zaman Lübnan'da düşünüyorlarmış, Ürdün'de. Yani bütün masraflarını Amerika karşılayacak. İşte o zamanın son teknolojik her şeyiyle eğitim verecek. Türkiye o zaman allem etmiş, kullem etmiş o üniversitenin Türkiye'de kurulmasını sağlamış yani 56'da. Bizde dikkat edin, üniversitelerin adı genelde Harran Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara. Mesela ona bakın, onun adı şehir adı değil. Ya da orayla özdeş bir adam değil. Üniversitenin adı ne? Orta Doğu. Çünkü Orta Doğu için kurulmuş o üniversite. Ve günümüzde de şeydir, hani herhalde dünyada ilk yüze giriyor galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Eğitim anlamında. Orta Doğu Teknik, zaten böyle sordular. Dönemde. Altyapısı bu kadar. Yani normal bir tabela asıp üniversite açmamıştı yani o zaman. Onun için o soruldu. Bir de şey hatırlarsınız, İnkılap tarihinde görmüştük, 32'de zorunlu Türkçe Kur'an, zorunlu Türkçe ezan diye bir şey vardı. 32'den 50'ye kadar böyle. Bursa olayı da aynen onunla ilintiliydi. Sonra Demokrat Parti geldiğinde yaptığı o zamanki en önemli işlerden biri, bütün CHP'nin de desteğini alarak, CHP'liler de evet demiş yani oylamada. Bir daha neye dönüyorsun? Türkçe ezandan, Türkçe Kur'an'dan, Arapça ezana, Kur'an'a dönüyorsun. Yani 18 yıl boyunca Türkçe kullanılmış. 50'den bu yana da Demokrat döneminden itibaren de yine ezanlar Arapça, Kur'an-ı Kerim de Arapça. Yani Türkçe de okuyabilirsin, Arapça da, ama ezanın Arapça okunmasının önünde kanunen herhangi bir engel yok. Var mı soracağımız soru? Bak buna dikkat edin. Şu başladığımız derse çok çok önemli. Hele siyaset. Bak ben dedim ya, neredeyse kurduğum bütün cümleler sorulmuş. Bir şu soru olmadı. Şu ana kadar örneğin. Seçimle meclise giren ilk parti hangisidir falan filan diye hiç tercih etmediler. Bak Demokrat Parti'nin cevap anahtarı olduğu 3-4 tane soru var.
Hatta belki 5-6 tane soru dahi vardır. Şu yılların hepsi soruldu. Bak teker teker senden yıl istiyor. Hangi yıl olmuş, hangi yıl olmuş, hangi öyle cevap anahtarı veriyorsun. Onun için dikkat edin. Bu tek dereceli, çift dereceli seçim sistemi, çoğunluk sistemi ne demek? Hangi parti ne zaman iktidara gelmiş, ne zaman iktidardan düşmüş? Bundan hangisini görürseniz önünüzde sıkıntı olmaz. Ve bana göre hangisini sorsalar kolay olur. Şey değil yani, zor soru değil. Hiçbiri zor soru değil. Dikkat edin. Yani bilmiyorum. Bir favorim bu. Bir tane de var. Onu sonra da söyleriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin koalisyon hükümeti. Türkiye Cumhuriyeti'nin koalisyon hükümeti. Şimdi 23 ile 50 arası sadece CHP. Tek parti. 50 ile 60 arası sadece Demokrat Parti. Tek parti. 60-61 cuntacılar. Peki koalisyon hükümeti. Onu sonra detaylı göreceğim ama madem lafını açtım burada da söyleyeyim. CHP ile Demokrat Parti'nin devamı olan Adalet Partisi. 1961'de darbeden sonra Türkiye'de seçim serbest bırakılıyor ya, CHP 1 oluyor, Adalet Partisi 2, ama ikisi de tek başına iktidar olamıyorlar. İktidar olamayınca mecburen ne yapıyorlar? Koalisyon kuruyorlar. Başbakan İsmet İnönü olur, yardımcısı Ragıp Gümüşpala olur. Sonra da Adalet Partisi'nin başına 64'te Süleyman Demirel geçer. İşte Türkiye'nin şey değişir. Erbakan, Bülent Ecevit, onları darbelerden sonra göreceğiz. Tamam mı? Var mı buraya kadar soracağımız, söyleyeceğimiz? Ekleyeceğim. En son yok. En son Ecevit hükümeti. Bence en son sanki Ecevit hükümetiydi. Evet, koalisyon bence en son Ecevit'ti. Evet, Ecevit'in de. Evet, 2001'di galiba. 2001'de evet, Ecevit. Ben öyle hatırlıyorum ha. Yanlış olabilir. Hadi buyurun.